Herkese merhabalar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Mayıs, arkadaşlar pazar günü. Öğlen 3'ü çeyrek geçiyor ve altın analizinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Perşembe günü en son bir analiz yapmıştık kısa vadede. Cuma günü de yine öğlen saatlerinde bir analiz yapsak da arkadaşlar akşam durumunu değerlendirememiştik. O yüzden şimdi bunu telafi etmeye çalışacağız. Evet, Perşembe günü en son neler söylemiştik ona bir bakalım. Altın onsta nokta atışı demiştik arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim 1811 ile 1800 arasında bir bölgeye bir düşüş bekliyorduk. Bu gerçekleşti. 1809'lara kadar geldik. Hatta 1808'lerdi galiba. Birazdan bakarız. Gram altında da 500 TL hedefimiz vardı arkadaşlar. Bizim orta uzun vadede bir analiz paylaşmıştık yaklaşık bundan 3 hafta önce. O da gerçekleşmiş durumda. Peki şimdi özet kısmına bakarsak yine şunları söylemiştik. Ons altında 1828 tepki yükselişi geldi ancak şu an düşüş trendi devam ediyor. 1829 altında kaldıkça demiştik bu Perşembe günü. Ve Cuma günde bu nokta yine biz önemini arkadaşlar sizlere anlatmıştık. 1829 bizim için önemli demiştik. Yine bulabilirsem göstereyim. Evet, 1829 üzerinde kaldıkça durum gayet iyi demiştik. Burada bir önceki gün yani Perşembe günü arkadaşlar oluşan hareket burada tepki yükselişiydi ancak Cuma günü hareket bizim için yükseliş trendi açısından bir yukarı doğru trend oluşturduğunu sizlere aktarabiliriz. Birazdan da detaylarına gireceğiz ve özete tekrar dönelim. Burada destek dirençleri verdikten sonra da gram altında da yükseliş trendi tam gaz devam ediyor. Dünkü hedeflerde nokta atışı geldi. 494 TL üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Tabi bu Perşembe gününe ait bir seviyede güçlü şekilde devam etmemiz için 498 üzerinde kalmamız gerekli demiştik. Destek dirençleri verdikten sonra da 501-502 noktasına dikkat çekmiştik. Onu da birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi yine ons tarafından başlarsak ons altın tarafında bildiğiniz gibi arkadaşlar şöyle bir hareket vardı. Yine bizim kanalımızı çizelim. Burada iki tane aslında kanal vardı, formasyon vardı daha doğrusu. Birincisi şu paralel kanal. Yine bunu da sarıya boyamıştık hatırlarsınız. Ve burada da arkadaşlar bizim Fibo seviyemiz olan 1811 ve 1800 seviyelerin arasında bir bölgeye inmemiz söz konusu olabilir demiştik hatırlarsanız geçtiğimiz hafta. Ve gördüğümüz en düşük nokta da 1808'ler. Ve o noktadan arkadaşlar toparlayarak yukarı döndü ve burada da kritik noktamızın bizim 1829'lar olduğunu söylemiştik ve Cuma günü o noktaya geçti. Ve dikkat ederseniz bizim bir gün öncesinde yani Perşembe günü de gördüğümüz en yüksek noktada 1829. 1829'un önemini o gün de bahsetmiştik ve Cuma günü o seviyenin üzerine çıktıktan sonra da rahatlayarak belli bir seviyeye geldi ve o seviyenin de önemini şimdi anlatacağız size. Şimdi bu en yüksek gördüğü seviye arkadaşlar 1845'ler. 1845'lerde dikkat etmek gerekiyor diye konuşmuştuk. Sebebi ise bakın burada bu kanal hareketi içerisinde yani şu paralel kanal içerisinde hareket ederken hep şunlar oluşmuştu. Bakın flamaları hep size anlatmıştık o video içerisinde. Şurada anlatmıştım galiba. Evet, bakın burada flamaları sizlere sürekli anlatmıştık. Flama yaparak yolumuza devam ediyorduk. Ve dikkat edin arkadaşlar burada da karşımıza çıkıyordu. Pardon arkadaşlar şu videoda daha doğrusu bizim flama yaptığımızı aktarmıştık. Yanlış bilgi vermeyelim. Cuma günü sabah analizinde anlatmıştık bunları sizlere. Ve burada da yine bakın dikkat edin arkadaşlar bu flama hareketinden sonra yukarı doğru kırdığımızı gözlemleyebiliyoruz. Bunun belirtecini de yine Cuma sabah analizinde gözlemlemiştik. Yani şunu kopyalamıştık. Tekrar yapalım. Vaktinizi almak istemiyorum ama. Bakın yine kabaca oturtacağım çünkü çok detaya girmeyelim gereksiz zaman kaybı yaşamamak için. Gördüğünüz gibi burada bir hareket var. Burada da benzer bir hareket var ama bu tam tersi aşağı doğru kırılmış. Şimdi burada da bakın dikkat ederseniz 1829'lardan yukarı doğru kırıldığını görüyoruz. Ve burada da yine kırdıktan sonra bir önceki tepeye gitmiş. Yani 1798'e ikili tepe oluşmuş. Ve burada da yakına dikkat ederseniz 1845-1845 iki kere V şeklinde bir tepeye ulaşmış durumda. Yine aynı şekilde burada da mevcut. Bu daha sert bir şekilde devam etmiş hareketine. Burada da acaba arkadaşlar şurada yaptığı gibi bir düzeltme hareketi mi gelir? Yani 1845'leri geçmeden önce ilk durak olarak arkadaşlar 1830'lara inmek isteyebilir.
Tabii bunun bir belirteci var mı? Ona bakmak gerekiyor. 5 saatlik baza baktığımda herhangi bir durum göremiyorum ben şu an ona baktığımda. Saatlik baza baktığımızda da onda da bir durum gözükmüyor ama tabii ki pazartesi açılışı beklemek gerekecek. Kısacası arkadaşlar biz 1829'dan yükseliş trendine ONS tarafından yeniden girdik ve burada ONS tarafında 1829'dan pozisyon açılan arkadaşlar için şu an için çok bir sıkıntı gözükmüyor. Onun altından açılan her nokta cebinize ekstradan kar getireceğini düşünüyorum. Trend açısından tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Peki kaydediyoruz arkadaşlar bu sinyali de tekrardan bizim sinyal tablomuza dönelim. Burada sinyal tablomuza döndüğümüzde de hedef noktamızın bizim şöyle gösterelim 1865 ve 1878 noktalarının olduğunu anlatmıştık. Çünkü burada 1876'larda ciddi bir direnç var arkadaşlar. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Onun üstünde 1900'ler var ama yine erken olabilir arkadaşlar. Birazcık acele etmeyelim. Ve burada da birazcık daha uzun vadeye şöyle bakalım isterseniz. Bizim formasyon açısından eğer bu kanal içerisinde hareket ediyorsak bu kanalın da tepe noktası bakın burada 1865'ler var. Bu 1865'leri eğer kırarsak arkadaşlar kırdığımız noktadan yukarı doğru tırmandığımızda arkadaşlar burada karşımıza çıkan seviye 1930'lar olabileceğini şimdiden söyleyebilirim. Bu tabii ki bunlar hemen olacak diye bir şey söylememiz mümkün değil. Bunlar eşyanın doğasına aykırı hemen yukarı doğru hareketler ancak istisnai durumlarda gerçekleşir diye düşünüyorum. Bakın burası bir istisnai durum. Bu kadar sert düşüş normalde olmaz. Veya tam tersi bir hareket bulalım yükseliş tarafında. Burası da o şekilde sayılabilir. Evet arkadaşlar yani bu demek istediğim normal günde bizim yavaş yavaş birkaç gün içerisinde 1875-1880'lere doğru gitmemiz potansiyel olarak gözüküyor ama burada geçmemiz gereken seviye 1845'ler bizim karşımıza direnç olarak çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki yine o ara değerleri de tekrar göstererek burada gördüğünüz gibi bakın 1878 daha hassas bir şekilde çizdiğimizde karşımıza çıkıyor. Yine 1845'ten önce 1843'lerin direnç olduğunu, 1853, 1863, 1878'leri sırayla yazabiliriz. Destek noktasında 1829'lara tekrardan inme ihtimalimiz var. Onu söylemiştik demin. Yine burada da farklı bir destek noktası var mı? Ona da bir bakalım. Ve sonrasında da gram altına geçeceğiz. 1824 ve 1811'leri yazabiliriz. Peki, isterseniz şimdi yazalım. Unutmamak maksadıyla. Ons altında 1829'dan Cuma yükseliş trendine girdik. Destek, pardon şöyle diyelim. Önce hangi seviye üzerinde kalmamız gerekiyor ki bu yükseliş trendi devam etsin? Burada yine şuradan baz alacağım. Evet, 37'ler biraz yüksek kalıyor gibi geldi bana. Biz isterseniz 32'yi baz alalım. 33 diyelim. Peki. 1833 üzerinde kaldıkça hedef 1845 ve kırarsa ana hedef 1878 diyebiliriz. Destek dirençleri yazalım. Destek 1838, 1834, 33 diyelim pardon. 1830 veya 29 yazalım arkadaşlar. Oraya bir yıldız atalım. Kar satışlarının gelip o noktadan geri sekmesi gerekiyor ki tekrardan yoluna devam etsin. Direnç noktasında bakın demin de anlattığımız gibi 1843, 1852, 1863, 1878'i yazalım ve yanına da bir yıldız koyalım arkadaşlar. Peki yine buraya bir kopyalayalım ki kaybolmasın. Ve gram altın tarafına geçelim. Gram altın tarafına geçtiğimizde de arkadaşlar bizim şu günlük baza geçelim. Günlük bazda bizim yine çizdiğimiz o paralel kanal hareketi burada gerçekleşmişti. Onu da oluşturduğumuzda karşımıza çıkan tablo burası. Ve dikkat edin arkadaşlar bu kanalın tam tepe noktasını aşmak üzere olarak gözlemleyebiliriz.
Tam sınırdayız arkadaşlar. Eğer biz burada pazartesi günü 503 TL'lerin üzerinde bir kapanış yaparsak burada kanalın yavaş yavaş yukarı doğru kırılabileceğinden bahsediyoruz ama lütfen dikkat edin arkadaşlar. Burada indikatörler tepe noktalarda. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada dolar TL aşağı doğru gelebilir arkadaşlar. Bizim biraz önce yaptığımız analizde. Ama ons altında halen güçlü bir trend olduğu için hangisinin daha çok yükseldiğine dikkat ederek burada trendi analiz edebiliriz. O yüzden buraya dikkat etmek gerekiyor. Şu noktaları birleştirdiğimizde karşımıza çıkan nokta. Eğer kar satışları gelirse de arkadaşlar burada takip etmemiz gereken noktayı da 400 kar satışı demeyelim arkadaşlar. Pardon, düzeltiyorum. Bir düşüş trendi oluşursa da 485'lerin çok sağlam destek olduğunu da daha önce söylemiştik. Şimdiden bilginiz olsun, onu da aktaralım. Peki yine şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ben 498 TL üzerinde kaldıkça gram altın yükseliş trendine devam eder. Şu an için bir sorun gözükmüyor. Bizim cuma sabah seansında bir kırmızı mum oluşmuştu dolardan kaynaklı daha çok ama burada tekrardan bizim yeşil muma döndüğümüzü gözlemliyoruz ve bir sıkıntı olmadığını sizlere aktarabiliriz arkadaşlar. Peki özetimize devam edelim ve burada da çok uzatmadan bitirelim. Gram altında 498 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ve şunu da söyleyebilir miyiz? Bir şey daha eklemek istiyorum. Evet, psikolojik olarak da orası önemli. 500 TL üzerinde kaldıkça yükseliş güçlüdür. Peki, destek dirençlerimizi yazalım. 500 TL tabii ki bir destek. 498, 496 arkadaşlar. Bunun altında şimdilik yazmaya gerek yok. Direnç noktasında ise 502, 500 3 TL diyelim isterseniz düzelim. 502,5 TL'de bir direnç vardı ama onu 503'e yuvarladım. 506 arkadaşlar, 508, 510 TL'yi de direnç noktasında yazabiliriz. Peki arkadaşlar şu yazıyı birazcık devam ettirelim aşağı doğru. İndirelim daha doğrusu. Peki şöyle yaparsak herhalde iyi olacaktır. Evet arkadaşlar, burada analizimizin sonuna geliyoruz. Bizleri takip etmek isterseniz arkadaşlar abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isterseniz buradaki mail adresine bir mail atabilirsiniz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.